Merhaba iddia severler, merhaba canlarım. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere iddiada sistem nedir? Nasıl oynanır, nasıl hesaplanır bunu tane tane anlatmak istiyorum. Öncelik olarak bu konuyu 5 başlığa böldüm. Birinci olarak ilk konumuz sistem nedir? Bunu kavrayalım. İkinci olarak sistem neden oynanır? Üçüncü olarak hangi sistem tercih edilmelidir? Dördüncü olarak oynarken sistem nasıl hesaplanır? Beşinci olarak da kupon tutunca sistem kuponumuz nasıl hesaplanır? Şimdi birazdan sizlere bunları anlatmaya başlayacağım. Devamında da sistem oynamayı bilmeyen kardeşlerim için de videonun devamında detaylı bir şekilde göstere göstere anlatmaya çalışacağım. İlk başlığımız olan sistem nedir ile iddiada sistem nedir, nasıl oynanır ve nasıl hesaplanır videomuza hemen hızlı bir giriş yapalım. Öncelik olarak dostlarım iddiada sistem nedir sorusuna cevap olarak oynanan maçlar arasında tutan maçların alınıp kombine yapılmasıdır. Örnek olarak 5 maç oynadınız ve sistemde 3'ü işaretlediniz diyelim. Burada 2 maçınız yatsa bile kuponunuz otomatikman tutmuş sayılıyor. Tabii ki bunun dikkat etmemiz gereken yanları var. Sizlere bunları da birazdan tane tane anlatmaya çalışacağım. Kısacası şu iddiada sistem demek sigorta demek iddiada sistem demek sizlerin yanılma hakkına sahip olmanız demek arkadaşlar devam edelim. Bir diğer başlığımızda da iddiada sistem neden oynanır sorusuna hemen cevap vermek istiyorum tahminler arasında kaldığınız ikilemlere yol gösterir. Burada şu maç üst mü oynayayım, bir mi oynayayım ya da ne bileyim 3.5 üst mü oynayayım, artı 6 gol mü oynayayım, ilk yarı maç sonucu mu oynayayım, ilk yarı mı oynayayım gibi kafanızdaki soru işaretlerinin önüne geçmek için sizlerde de 2-3 tane kupon yaparak bu kafanızdaki tercihleri ikilemde kaldığınız maçları bu sistem kuponlarına dökebilirsiniz. İkinci olarak da birçok kuponu aynı anda oynamanıza olanak sağlar, izin verir. Ve iddiada sistem neden oynanırın üçüncü olarak dikkat edeceğimiz hususu da sürpriz ya da yüksek oranlı kupon yaparken cesaret verir. Bu ne demek? Hemen buna da cevap vermek istiyorum. Diyelim ki 100 TL'lik bir kupon yapacaksınız. Bu 100 TL'lik yapmış olduğunuz kupona elinizin, elinizden geldiğince banko maçları, banko tahminleri koymaya çalışırsınız. Ama kalkıp da bir maçın 2'den 1 bir biteceğini, 1'den 2 biteceğini, 1'den 0, 2'den 0 biteceğini, skorunuzu o kupona yazmaya korkarsınız arkadaşlar. Ama bu işi sisteme döktüğünüz zaman isterseniz skor yazabilirsiniz, isterseniz ilk yarı maç sonucu kısa, kısaca şu. Yüksek oranlı kafanızdaki maçı bu sistem kuponuna yazabilirsiniz. Cesaret verir. Burası çok önemli bir noktaydı. Devam edelim. Peki bu sistemi oynarken hangi sistem tercih edilmelidir? Buna da hemen cevap verelim. Ardışık sistem oynanırken oranların yüksek olmasına dikkat edilir. Diğer türlü sistem oynamak sizlere hiçbir kazanç getirmez. Örnek veriyorum. Siz 120 130 maçlardan 5 tane maçı Sistem olarak oynarsanız bu kupona verdiğiniz parayı bile geri alamazsınız. Sistem oynamanın amacı yüksek oran kovalamaktır. Biraz önce bahsettiğim ilk yarı maç sonucu maçları sisteme dökebilirsiniz. Skor tahminlerinizi maç sisteme dökebilirsiniz. Yüksek oranlı tahminlerinizi sisteme dökebilirsiniz. Ne kadar yüksek oranlı tahminleri sistem kuponuna dökerseniz oradan alacağınız kazanç o kadar fazla olacaktır. Örnek olarak 5 maç oynadık ve sistemde de 3 4 5 işaretledik arkadaşlar. Toplamda 3 4 5 oynadığımızda bu kupona 16 TL para vermemiz gerekiyor. Tabii ki artık 30 TL'den aşağı oynanmaması oynanmadığı için 16'yı 2 katı yaparsınız. 32 TL'lik oynarsınız. Örnek olarak veriyorum kafanız karışmasın. 16 TL'lik oynadığınız 5 maçlık bir kuponda ortalama her yazdığınız maçın oranını 3 olarak baz alırsak burada 2 maçınız yatsa bile arkadaşlar toplamda 3 maçınız kazanmış oluyor. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 yani 16 TL verip 27 TL alma şansınız muhakkak var. 2 maçınız yatmasına rağmen yine söylüyorum arkadaşlar kafanız karışmasın tabii ki iddiada şu an en az oynama tutarı 30 TL 16 TL'lik oynanmıyor ama dediğim gibi bunu 2 misli 5 misli yaparsınız kafanıza göre kombinasyonlarla bu işi bitirebilirsiniz kafanız karışmasın devam ediyorum. Peki oynarken sistem nasıl hesaplanır arkadaşlar? Burası çok önemli. Şimdi siz iddia programına giriş yaptınız. Nesineden, tutturdan, milyonerden ya da gazetedeki iddia programından ya da coştunuz. Gideyim bir iddia bayine hem orada bir çay içeyim hem de güzel bir kupon yapayım dediniz. O zaman sizlere lazım olan şey iddia sistem tablosu. Bunu Google'a yazarak bu resmi indirerek sizlerde oynadığınız sistem oynadığınız kuponun kaç TL tuttuğunu öğrenebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bunu da sizlere anlatmak istiyorum en üstte sistem alanında işaretlenen sayı diyor. Birazdan detaylı anlatacağım. Ne anlattığımı da daha net bir şekilde anlayacaksınız. En üstte sistem alanında işaretlenen sayı diyor. Örnek veriyorum. Sizler 7 maçlık bir kupon yapacaksınız. Burada sistem alanında 5 6 7'yi işaretlediniz. Aşağı doğru da tahminde bulunan maç sayısı diye bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye gidiyor. Sistemde 7 tane maçı yazdınız ve bu sistem oynarken de 5-6-7 şekliyle oynadınız. Bu kupona bakacak olursak tahminde bulunan maç sayısı 7. Sistemde de 5-6'yı 7'yi işaretlediğimiz için 5'in ve 7'nin birleştiği kesiştiği noktada 21 TL'yi görüyorsunuz. Onun yanında 6'yı işaretlediğiniz için 7 TL daha vermeniz gerekiyor onun yanına da 1 ekliyorsunuz. Yani toplamda sistem 5 6 7 oynamak için sizlerin 29 TL para vermesi gerekiyor. Diyelim ki diyelim ki sistemde oynayacaksınız ve toplamda 12 maç yazdınız. 12 maç yazdığınızda sistem 1 2 3 oynarsanız 12 66 220 topladığımızda 286 288 200 98 TL kuponunuz tutar. Ya da 12 maç yazdınız bunu sistemde 8, 9, 10, 11, 12'yi işaretleyerek tamamladınız. 8, 9, 10, 11, 12'nin kaç TL tuttuğunu 12'nin sıralamasında görebilirsiniz. 12 maç yazıp sistemde 8'i işaretlerseniz 495 TL. 9'u işaretlediğiniz için üstüne 220 TL daha eklemeniz gerekiyor. 10'u işaretleriniz için 66 TL, 11'i işaretleriniz için 12 TL daha, 12'yi işaretleriniz için de 1 TL daha eklemeniz gerekiyor. Toplamda sistemde neyi işaretlerseniz burada oynanan maç sayısının kesiştiği yerdeki parayı ödersiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Devam edelim. Ve son olarak da kupon tutunca sistem nasıl hesaplanır? Tutmamış maçlar bir oran sayılır dostlar. Burada kuponda yok sayılır. Örnek olarak 6 maçı yazdık ve sistemde de 4-5-6'yı işaretledik diyelim. 6 maçımızın 5 tanesi kazandı, 1 tanesi yattı. Ve oranlara bakacak olursanız da burada sistem 4-5 dediğiniz için 6 tane kuponunuz kazanmış gibi olur. Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Sistem 4-5 dediğinizde 6 kupon tutturmuş kazanmış gibi olursunuz. Öncelik olarak bu 5'in parasını hepsini birbiriyle çarparak bir kenaraya koyarsınız. Sonra da bu 5 maçı 4 kombinasyonlu şekilde birbiriyle çarparak bunları da bir yere yazarsınız. Ve toplamda ne kadar para kazandığınızı bu sayede öğrenebilirsiniz. Bu şekilde sizlere sistemin nasıl işlediğini, sistem nasıl oynanılacağını, nasıl hesap edileceğini göstere göstere anlatmaya çalıştım. Dilerseniz hemen kısacık sizlere bu sistem olayını da detaylı bir şekilde anlatayım. Evet kardeşlerim az evvel sizlere iddiada sistem nedir, nasıl oynanır ve nasıl hesaplanırı tane tane anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunu anlamayan bazı arkadaşlarımız muhakkak olacaktır. Şimdi sizlere bu iddiadaki sistemi gelin detaylı bir şekilde anlatayım. Güzel insanlar detaylı anlatıma geçtim. Ne demiştik? İddada sistem nedir? Nasıl oynanır ve nasıl hesaplanır sorularına buradan cevap vermek istiyorum. Öncelik olarak hepimiz artık iddia baylarına gidip oyunlar oynamıyoruz. Hepimizin elinde cep telefonu var. Bu cep telefonundan istediğimiz platformdan girerek iddia kuponlarımızı oluşturuyoruz. Buraya kadar problem yok. Kimisi tek maça yöneliyor, kimisi işte iki maçlı kombineler yapıyor, kimisi banko tahminlerle kazanmaya çalışıyor ama sistem oynamayı öğrenmek isteyen sistem nasıl oynanır bilmeyen çok kardeşim var. Şimdi burada sizlere bu sistem olayını göstere göstere anlatmaya çalışacağım. Öncelik olarak burada 5 tane maçı seçtik. Bakın bunları sallıyorum arkadaşlar. Yani bu öyle miydi böyle miydi demeyin. Anlamanız için 5 tane maç seçtim. Rastgele arkadaşlar bakın oynadığınız sistem kuponlarında oran 2 orandan aşağı olmasın. Eğer ki sistem yapıyorsanız 2 oran ve üstünü seçin arkadaşlar. Kalkıp da 1.20, 1.30, 1.40'lık maçları sistem kuponuna yazarsanız buradan para kazanmanız çok zor bir ihtimal. Devamında da hele bir de 1-2 tane maçınız yattığında kupona ödemiş olduğunuz meblağı bile geri alamazsınız. Buna dikkat edin. Şimdi rastgele arkadaşlar bakın sallıyorum. Halmstad maçına 1 dedim. 2 dedim sallıyorum. Samtempton'a 0 dedim. Montpillere 2 dedim. Ve Stuttgart Atletik Bilbao'ya 2 dedim. Salladım arkadaşlar bakın sistemi görün diye. Burada kombine olarak toplamda 5 tane maç yazdık. Bakın arkadaşlar kombine ve sistem denilen bir yer var. Gördünüz mü bakın şurada bastım ben sisteme. Sisteme bastığınızda burada sistem seç diyor. Bastınız. Ne oynayacaksınız? İsterseniz bakın arkadaşlar 3-4-5 oynarsınız. Eğer 3-4-5 oynarsanız bu 5 maça 16 TL ödersiniz. Ama tabi 16 TL olmadığı için şuradan Messi'yi 2 yaparsınız. 32 TL karşılığında 3357 TL kazanma şansınız var. Sistem 3 4 5 bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada eğer ki 5 maçın 5'i de kazanırsa toplamda 16 kuponunuz kazanmış olacak. Devam edelim. Diyelim ki minimum bahis sayısı birlik. Tek olan maçları seçtiniz. O zaman sistemde Allah ne verdiyse döşersiniz. 1 2 3 4 5 yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Sistemde 1 2 3 4 5 yaptığımız zaman bu kuponun bedeli 62 TL'ye çıktı, 2 mislisi. Yani bunu 1 misliye çevirdiğimizde 1 2 3 4 5 yaparsanız bu kupon 31 TL tutuyor. Bu kuponun 31 TL tuttuğunda verdiği maksimum kazanç ise 1830. Diyelim ki sistemden biri çıkardık. Ben burada en az 2 maçın kazanacağını düşünüyorum. 2 3 4 5 şekliyle gider diyorsanız bu kuponun bu kuponun kupon tutarı 26 TL oldu. 26 TL'ye yine 1812 TL kazanma şansınız var. Şimdi burada sistemle kaç oynayacaksınız? Daha doğrusu sistemde ne oynamak istiyorsanız onu oynayabilirsiniz. Kısacası şu. Hay diyelim ki 2 tane maçtan uyusunuz bu maçların gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. O zaman sistem 1-2-3-4-5 yapmak yerine şöyle 1-2'yi kaldırır. 3-4-5 oynar. 2 misli yapar. Toplamda 32 TL öder. 2 maç kaybetse bile sistemde 3'ü yakalamış olursunuz. Ve en azından kupona verdiğiniz parayı geri alırsınız. Eğer 5 maç kazanırsa 32 TL karşılığında 3357 TL para kazanma şansınız var. Buraya kadar her şeyi anladık. Peki, peki arkadaşlar düşük oranlı maçlarda, düşük oranlı maçlarda bu paraları alıyoruz. Peki yüksek oranlı maçları yazarsak ne olacak diye soracak olursanız hemen buna da cevap verelim. Sallıyorum arkadaşlar. Bakın hiç bakmıyorum bile. Diyelim ki ilk yarı maç sonucu tahminleriniz var. Sallıyorum. Halmstad maçına dediniz ki bu maç sıfırdan sıfır olur. Diğer maça dedin ki 1'den 1 olur. Diğer maça dedin ki Southampton Getafe maçına 1'den 0 olur. Mainz Montpeller maçı 2'den 1 olur dediniz. Stuttgart Atletik Bilbao maçı 1'den 0 şekliyle tamamlanır dediniz. Burada ilk yarı maç sonucu ve skor oynadığınızda elinizden geldiğince sistemin Hepsini kapatmaya çalışın arkadaşlar. Nasıl ganyan oynuyorsunuz? Son ayağı komple kapatıyorsunuz. Burada da ilk yarı maç sonucu ve skor oynadığınızda oranlar 5 ve üzerine çıktığında sistemin sizlere ne kadar müsaade ettiyse, izin verdiyse, paranız da varsa bu sistemi doldurmaya çalışın. Sisteme baktığımızda normalde arkadaşlar bu kupona 10 TL atsanız sallıyorum Görün işte verdiği rakamı şöyle bakın arkadaşlar. 10, diyelim ki 30 liralık oynadık bu kupona. Bakın arkadaşlar anlatayım. Bu kupona 30 TL oynadığınız şu saçma salak maçlara bu kupondan 2.718.150 TL kazanma şansınız var. Bu imkansız. Muhakkak ve muhakkak bunun içinden 1 ya da 2 tane ya hatta 3 tane maç yatacaktır. Bunun önüne geçmek için vermiş olduğunuz kupona ödediğiniz meblağın Maçların daha sağlam olması için sigortalamak için ne yapacağız? Bunu sisteme dökeceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 yaptım. Tamam dedim. Bu kuponu 30 misli yerine ne yaptım? 1 misline çektim. Bu kuponu 31 TL karşılığında oynayabilirsiniz. Burada bir maçta kazansa siz o maçın parasını alırsınız. 2 maç kazanırsa bu iki maçı birbiriyle çarparsınız hem de tek tek diğerlerini alırsınız. 3 maç kazanırsa öncelik olarak kazanan tek maçların paralarını alır. Sonra bu maçları ikili şekilde birbirleriyle çarpar, kombinelerini alırsınız. Son olarak da üçü bildiğiniz için bu oranların üçünü birbirine çarpar, alacağınız meblağı ortaya çıkarırsınız. Bu kadar kolay. Özellikle ve özellikle sistem oynarken yüksek oranları hedef alın kalkıp da 1.20 1.30 bakın onu da göstereceğim şimdi. 1.20 1.30 1.10 maçlarına oynarsanız kupona ödediğiniz parayı bile çıkaramazsınız. O yüzden elinizden geldiğince yüksek oranlı ilk yarı maç sonucu skor artı 6 gol handikap 3 orandan aşağı olmazsa sistem kuponlarınızda maçlarınızda yakalarsanız inanın çok ciddi rakamlar kazanabilirsiniz. Biraz önce sizlere dedim ki 1.20, 1.10, 1.30 oynarsanız kupona ödediğiniz parayı bile çıkaramazsınız. Şimdi onu da gösterelim. Diyelim sistem kupon oynayacağınız işi garantilemek istiyorsunuz. Uyanıksınız ya iddiada aptal. Geri zekalı sizlere bu parayı vermek istiyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Banko tahmine gidelim. Sallıyorum şu an. Sallıyorum arkadaşlar. Diyelim ki 1.12 yazdık. Ya Halmstad maçının ilk yarısında bir gol olur. 1.19'u yazdık. Getafe'de de bir gol, bir gol olur. Mainz'de de bir gol olur. Şu da bir gol olur. E ben işi daha da garantileyim. Buna sisteme dökeyim dersen. Sistemde işaretliyorum arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Koyduğumuzda bakın arkadaşlar 31 TL'ye karşılık bu kupondan kazanacağınız meblağ 44 TL. Bir de bunun içinden bir maçın yattığını düşünürseniz sizin alacağınız para 5 lira 10 lira. Size kalkıp da çırağın sarayını vermez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 31 TL'ye sisteme döküp de 44 TL ye almak yerine yüksek oranları kovalarsınız. Yazdığınız maç 3 orandan aşağı olmasın. Sistemi gösterdim. Neler yapmanız gerektiğini anlattım. Daha da detaylı bir şekilde sizlere düşük oranlı meblaları yazdığınızda başınıza neler geleceğini anlatmaya çalıştım. Kısacası iddiada sistem sizin sigortanız. Burada uyuz olduğunuz, kazanmayacağını düşündüğünüz ya da ikilemde kaldığınız bir maçın yattığını bile düşünürseniz sistem oynayarak en azından bu kupona ödediğiniz parayı geri kazanabilir. Eğer ki yazdığınız maçların hepsi kazanırsa oradaki meblağın köküne kadar hepsini alıp cebinize koyabilirsiniz. Sistem bu kadar kolay. Yine de anlamadığınız herhangi bir konu olursa yoruma yazın arkadaşlar. Ben yine cevap vermeye çalışayım. Sizlere bunun ne şekilde işlediğini anlatmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affol arkadaşlar. Gözden kaçırdığımız herhangi bir şey de olabilir ama... Ben dilimin döndüğünce sizlere bu sistem nedir, nasıl hesaplanır, nasıl oynanır videosunu çekip hazırladım. Şimdiden şimdiden sistem oynayacak kardeşlerime de bol şans diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Yine rica ediyorum arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddaa ile ilgili de hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Ligler yavaş yavaş başlıyor. Çok yakında şol başlayacak. Bu fırtına öncesi sessizliktir bunu buradan bir kere daha söyleyeyim. Çok yakında uzman arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız tahminlerle kuponlarla YouTube'u sallamaya başlayacağız. Biraz daha sabır arkadaşlar bizler ediyoruz sizler de biraz daha sabır edin. Verdiğimiz maçlarla verdiğimiz kuponlarla WhatsApp gruplarımızla yabancı kaynağımızdan elimize ulaşacak maçlarla kazanmaya çok yakında başlayacağız. Bilgilendirme videomun sonuna geldim. Bir başka bilgilendirme videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.